Selamlar. Bugün iki belgeselden bahsedeceğim size ve bu belgesellerden ilki Amerikan Radikal. Norman Finkelstein is a professor of political science. He's been at the center of numerous heated academic and political disputes. The whole point of the book was to trivialize. Bu belgeselde Norman Finkelstein'ı izliyoruz. Onun akademik ve kişisel yaşamına dair şeyleri görüyoruz. Bununla beraber tabii ki aktivist duruşuna şahit oluyoruz. Norman Finkelstein Amerikalı bir Yahudi ve bununla beraber İsrail politikalarını çokça eleştiren ve Filistin davasına sahip çıkan biri. Daha öncesinde Holocaust Endüstrisi adlı bir kitabı var. Belki oradan da tanıyanlarınız vardır. Zaten bu kadar çok konuşulmasının ve üzerine belgesel yapılmasının sebebi de bu kitap ve Holokost'un sömürülmesine dair görüşleri. Yahudi soykırımıyla soykırım ifadesinin nasıl tek bir kanala hapsolduğunu ve buradan yola çıkarak acıların nasıl endüstriye dönüştürüldüğü üzerine çok ufuk açıcı görüşleri var. Ve bu belgesel boyunca da onun hem kişisel hayatına dair şeyleri görüyoruz hem de dünya siyasetiyle ilgili ya da tarihle ilgili pek çok ön yargıyı yıkmasını görüyoruz aslında. Ve bana ilk düşündürdüğü şeylerden biri şuydu: herhangi bir tartışmada bu adamla karşı karşıya gelmek istemem. Bir konuyu tartışırken o kadar fazla dipnotlara atıf yapıyor, o kadar fazla alıntı yapıyor ki karşıdaki insan tartışmaya başlamadan nakavt oluyor aslında karşısında. Ve tabii ki çok vicdanlı ve müdanasız biri olduğunu düşünüyorum. Belgeselde hem onun kendi konuşmalarına ya da katıldığı programlardaki görüntülere şahit oluyoruz. Bununla beraber onun hakkında yapılan röportajları ya da konuşmaları da dinliyoruz. Ve bence tüm belgeseldeki en etkileyici kısım bir üniversitede yaptıkları söyleşi. O salonda bir öğrenci ağlayarak bir soru soruyor ve o öğrenciye müthiş bir cevap veriyor. When Israel commits its crimes against the Palestinians. Yaptığı şey zaten çok kıymetli ve Filistin davasına olan sempatisi ve bunu açıkça söylemesi tabii ki onun hayatından pek çok şey götürüyor. Akademiden kovulmaya kadar gidiyor bu. Ve tabii şunu düşündürüyor: Finkelstein'ın söylediği şeyle başka bir sürü insan aynı şeyleri söylüyor ama diğerleri antisemitist olarak adlandırılıyor ve Finkelstein Yahudi olduğu için ona direkt bu suçlama yapılamıyor haliyle. Fakat onun bunu idare etme şekli de çok etkileyici. Çünkü ona kimliğiyle barışık olmadığı, hatta bir çatışma içinde olduğu gibi şeyler söyleniyor. Buna da çok iyi cevaplar veriyor. Ve tabii İsrail'in suç işlediğini söylemenin antisemitizm olmadığını, bu suçu açıkça söylemenin Yahudi ya da Müslüman ya da Filistinli İsrail'li olmakla bir ilgisi olmadığını da gösteriyor. Ve aktivizmin nasıl bir şey olduğunu öğretiyor. Ve ben bu belgeseli YouTube'dan izledim. BBC Türkçe'de iki bölüm halinde altyazılı bir şekilde yayınlanmış. Finkelstein'ı tanımayanlar için bu belgeselin iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Ve bir diğer belgeselde de yine ön yargıları yıkan başka bir adamdan bahsedeceğiz. Soray Enlent. I would go there. Go there and die there. Our bones are there. We are there. Bu belgeselde de Amerikalı Ermeni yazar William Soraya'nın Bitlis'e yaptığı geziyi izliyoruz. William Soraya'nın ailesi Bitlisli Ermeni bir aile ve geçmişte Amerika'ya göç etmek zorunda kalmışlar. William Soraya'n ise o ailenin Amerika'da doğan ilk üyesi ve büyüyüp yazar olmuş biri. Amerika'da büyümüş biri fakat ailesinin anlattığı hikayelerde, masallarda her zaman Bitlis, Türkiye var tabii ki. Ve bir gün hiç görmediği ailesinin yurdu olan Bitlis'e bir gezi düzenlemeye karar veriyor ve Bitlis gidiyor. Ve belgeselde Soraya'nın metinlerinden yola çıkılarak bir hikaye anlatılıyor. Çok şiirsel bir anlatımı var ve dolayısıyla çok fazla diyalog duymuyoruz. Monologlar üzerine kurulu bir film ve Soraya'n Karadeniz üzerinden arabayla Bitlis'e gidiyor ve o yolculuk boyunca ne kadar güzel bir ülkede yaşadığımızı düşündürüyor. Ve Soraya'n Amerika'ya sürgün gitmiş bir ailenin çocuğu olarak ana yurdunu kaybetmek ve vatana hasret olmak temaları üzerine çokça düşünmüş bir yazar. Ve belgeselde de hep bu aidiyet duygusunun arayışını görüyoruz. Aslında temel soru insanın yurdunun neresi olduğu sorusu. Filmin yönetmeni ise Lucine Dink, Hrant Dink'in yeğeni ve tahminimce Lucine Dink de diaspora olmak, sürgün olmak üzerine çokça konuşulan bir ailede, ortamda büyümüş biri ve belgeselin bu kadar başarılı olmasının sebebi de bu belki de. Hüzünlü bir film bu ama olayları ya da konuşmaları dramatize etmeyen bir film.
Dediğim gibi çok şiirsel, zaten metinler de çok akıcı bir şekilde kolajlanmış ve aslında belgesel Soraya'nı anlatmıyor da Soraya'nı merak ettiriyor. Yani film bittiğinde benim hissiyatım öyle oldu. Zaten film biter bitmez de Soraya'nın bir kitabını sipariş ettim. Ya zaten belgeselde Soraya'nın hayatı anlatılmıyor aslına bakarsanız. Anıları var evet ama daha çok Bitlis gezisine odaklanıyor. Ve oradaki şey kısmı çok etkileyiciydi. Soraya'nın orada karşılaştığı şey çok acıklı çünkü o toplulukta bir tane bile Ermeni yok. Ve onunla beraber siz de düşünüyorsunuz. Kürtlerin, Türklerin, Ermenilerin beraber yaşadığı bir ortamda ne oldu da tüm Ermeniler bir anda ortadan yok oldu? Ve belgeselin o kısmında aklıma şu geldi. 2013 ya da 2014'tü. O sırada tam şey konuşuluyor. Türkiye 2020 olimpiyatlarını alsın mı diye konuşuluyor. Ve bu sırada da Arjantin'deki Ermeniler bir protesto gerçekleştirdiler. Türkiye olimpiyatları almasın diye. Ondan sonra sosyal medyada böyle bir öfke, nefret, oradaki Ermenilere kızıyorlardı. Kızıp kızmamalarındaki haklılığı, haksızlığı tartışmıyorum. O başka bir şey. Ama o sırada kimse çıkıp da şu soruyu sormadı. Malatyalı, Sivaslı, Vanlı, Bitlisli Ermeni'nin Arjantin'de ne işi var? Ne işi olabilir? Arjantin ta neresi? Ve o protestonun sebebini anlamanın ben bu soruyu sormaktan geçtiğini düşünüyorum. Ve o insanların öfkesinin neye olduğunu anlamanın da bu soruyla kolaylaşacağını düşünüyorum. Bir de son bir şey daha eklemek istiyorum. Çünkü benim için çok iyi bir aslan oldu. Ben tam bu belgeseli izlediğim gün Bejan Matur'un yeni kitabından haberdar oldum. Bejan Matur Kürt bir şair ve yeni bir şiir kitabı çıkarmış ve bu şiir kitabını da seslendirmiş. Kalan Müzik'le ortaklaşa bir şey yapmışlar ve müzik eşliğinde kendi şiirlerini kendisi seslendirmiş. Ve şiirlerinden biri de Soraya'na ağıt. Ve tam bu filmi izlediğim gün onun bu şiirini dinledim. Çok iyi denk geldi. Ve merak edenleriniz için de o şiiri açıklamalar kısmına bırakacağım. Ve bu videoyu burada bitiriyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.